Herkese merhabalar. Merhabalar sevgili ikizler, sevgili yengeçler. Herkese merhabalar. Merhabalar sevgili başaklar. Merhabalar sevgili boğa burcu. Merhabalar sevgili yay burcu ve özellikle yükselen burcunuz yaysa Ağustos ayı yorumlarıma hoş geldiniz. Sevgili yay burcu güzel şeyler söyleyeceğim size özel. Çünkü bir ateş grubu burçsunuz ve de aslan üzerinde diğer bir ateşte bir Venüs retrosu var. O yüzden bazı konuların hesaplaşma vakti, bazı konularda hesaplaşma vakti ve özellikle maddi değerler konusunda kazanımlarınızın olduğu bir dönemde olacaksınız. Para konusunda hep güzel şeyler söyleyeceğim bu yıl boyunca size. Bu ay uzun bir ay. 1 Ağustos'ta bir dolunayımız var ve 31 Ağustos'ta bir dolunayımız var sevgili yay burcu. Bu ayın ilk günleri için şunları söyleyebilirim. Özellikle birilerinin kaybı belki de sizin için kazanç olacak. Birilerinin cayma iradesi, işten çıkıp gitmesi ya da vazgeçmesi belli bir karar için sizin için fayda olacak sevgili yaylar. Venüs gerilemesi geçmişten gelen, dönen büyük aşklara işaret ediyor. Evet, bunları karşınıza çıkaracak. Bunlarla şöyle diyelim, hani eskiler değil de böyle yenilere yer açma vaktidir. Yeni biri varsa hayatınızda kesinlikle eskiyle görüşmeniz bu dönem doğru olmaz. Ama unutamadınız ve de hayatınızda hiç kimse yok. O zaman bu kişiyle uzun uzun sanki bir mülakat yapıp sanki bir karşılıklı görüşüp de kozlarınızı paylaştıktan sonra yollarınızı tekrar birleştirebilirsiniz. Eski aşkta bir büyük ilerleme ihtimali gösteriyor gökyüzü. Tabii ki özgür iradeniz var, hayır da diyebilirsiniz. Bunda hiç sorun yok. Ama var olan ilişkinizde eğer ayrılık yaşadınızsa 18 Haziran'la 23 Temmuz arasında bu ayrılığın işte yeniden dönüşü söz konusu. Çünkü biri pişman olup da geri dönecek. Böyle bir gökyüzü var yukarıda ve 23 Temmuz'dan itibaren Venüs retrosu başladı ama 3 Eylül'e kadar da gündem bu. Bakınız, bir ünlenme, ismin duyulması, lansman, sizin terfiiniz, özellikle internet ortamında iş yapıyorsanız orada çok gösterişli, yani göze görünen, yani ticaret noktanızın bu olacağı gündemleriniz var. Dolayısıyla sosyal medyada iş yapıyorsanız ya da internetle bir e-ticaret yapıyorsanız burada çok güzel başarılarınız var. Bir lansman konusu, özellikle sizin isminizin duyurulması ya da terfi konusu gündeminiz. Yani şöhret de deriz biz buna ama o kadar da iddialı değiliz. Nasıl şöhret olunur ki? Şimdi yaptığınız her bir işte ismin duyulması ve takdir söz konusu Ağustos'a bu anlamda çok anlam yüklüyoruz. Şimdi 16 Ağustos'ta da ayın ortasında da bir yeni ay var. Bu yeni ay işte Aslan Burcu'nda çok güzel bir üçgen yapıyor sizin yükselen burcunuza. 16 Ağustos yeni ayının biz 13-14'ünde etkisine giriyoruz. Ve 23 Ağustos'ta da bir Başak Burcu'nda Merkür gerilemesi var. Bu her ikisini birlikte değerlendirdiğimizde Aslan'da ve Başak'ta, yani biri yeni ay öbürü de Merkür retrosu. Bu bir karar alıp da kendi yolunda gideceğinizi düşündürüyor bana. Bir karar alacağınızı ve yeni bir rota çizeceğinizi, bu yolda ilerleyeceğinizi düşündürüyor bana. Kendi bildiğimi okurum, kendi istediğim vakit. Ne bileyim işte karar alırım gibi irade göstereceğinizi düşündürüyor. Bakınız, vizyonunuz gerçekten çok net. Vizyonunuz çok büyük. Hem de belki de biraz mütevazi oldunuzsa, biraz mütevazi davrandınızsa, o zaman kendini göstermen gerekir diyor gökyüzü. Daha önce kibir gösterdinizse bu o kadar da net olmaz. Şimdi böyle kendinizi gösterme vakti değil, irrite de edebilirsiniz birilerini. Ama eğer ki vizyonunuzu birileri görürse işte adınızın duyulması vakti. Eğer mütevazi davrandınızsa kendinizi gösterebilirsiniz. Artık mütevazi davranmanıza gerek yok. Hatta birilerinin egosunun altında da ezilmeyin. Ve kendi rotanızı çizin. Kendi yolunuzu, becerilerinizi, beceri potansiyelinizi gösterin. Kendi kararlarınızı almanız gerekiyor. Bu kararların yoluna girmesini sağlayacak gökyüzü. 31 Ağustos'ta da bir balık dolunayı var. İşte bu balık dolunayı sizin daha çok ideallerinizi gösteriyor sevgili yay burcu.
Bu daha çok üzerinizdeki yükleri teker teker atacağınıza işaret ediyor. Artık kimsenin sorumluluğunu almayınız, borcunu ödemeyiniz, ev ödevini yapmayınız. O yüzden biraz bazı insanların sorumluluk almasını işte o balık dolunayıyla birlikte göstereceksiniz. Bakınız, Merkür Başak Burcu'na geçiş yaptı 28 Temmuz'da ve de 5-6 Ekim'e kadar da Başak Burcu'nda kalacak. Uzun bir dönem, 2,5 ay kadar. Normalde Merkür 20-22 gün, 25 gün kalır bir burçta. Ve retro olduğu için, tabii ki 23 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadar Merkür retrosu olduğu için, Başak'ta derece eksilteceği için sevgili yaylar. Dolayısıyla epeyce bir dönem biz irdeleyeceğiz pek çok konuyu. Merkür Başak, tamam, o kendi yöneticisi. Fakat Başak'ı düşündüğümüz vakit sizin kariyer ve statü alanınızda Başak Burcu üzerinde retro olacak. Demek ki sizin de kariyerle ilgili bazı konuları ya da belki emeklilik planlamanızı, belki para kazanacağınız noktaları, ki kazanımlarınız çok yüksek bu ay. Kazancınız çok yüksek Ağustos'ta. Olmadık yerden de kazanabilirsiniz. Yatırımdan da kazanabilirsiniz. Biraz da eğer çocuğunuz varsa, eğer böyle bir kız arkadaş, erkek arkadaş varsa, bunların sözünü dinlerseniz de iyi kazanırsınız. Kariyerle ilgili eleştireceksiniz biraz kendinizi. Başka eleştiriyi pek kabul etmiyor gibisiniz ama kendinizi kariyerle ilgili eleştireceksiniz sevgili Yay burcu. Bakınız, Merkür Başak'ta en doğru kararları alırız her birimiz. Bunu unutmayın. Ve eğer ki bir kadın Yay burcu izleyicimseniz, yükselen Yay bir kadınsanız, 25 Ağustos'tan 30 Ağustos'a kadar ki 5 gün boyunca en doğru kararları alabilirsiniz, gösteriyor gökyüzü. Eğer ki bir yay beyefendiyseniz, yükseleniniz yay ise, bu 16 Eylül'den 21 Eylül'e kadar ki aralığı gösteriyor. Bu aralığı, yani 16 Eylül 21 Eylül arasında en doğru kararları alabilirsiniz anlamına geliyor. Umarım güzel bir Ağustos ayı olur da akılda güzel kalır. Gökyüzü o kadar da parlak değil, söyleyeyim size. Hem 20 Nisan'daki güneş tutulmasının etkisindeyiz, 5 Mayıs'taki akrep ay tutulmasının etkisindeyiz. Aynı zamanda 14 Ekim'deki güneş tutulmasında etkisine girdik. Bu tutulmalar aslında gökyüzünde Plüton'un kuzey güney düğümlerle tek kare açısı. Son 3 videomda uyardım. Aslında depremlere ve yeryüzündeki olumsuz hareketlere, sel baskınları ya da yangınlar, bunlara işaret ediyor. Hatta patlamalara işaret ediyor. Ama biz tabii ki bireysel haritalarımızı kendi haritalarımız üzerinde değerlendirmeye çalışıp günlük hayatımızı kurgulamaya çalışıyoruz. İşte Zoom ya da Skype üzerinde siz de kendi natal haritanızı ve bunun fırsatlarını, bunun tehditlerini, yani benim haritam bana ne katacak, nasıl fırsatlar verecek, bunları değerlendirmeye istiyorsanız sizinle bir astroloji danışmanlığı çerçevesinde elbette ki görüşebiliriz. Bunun yanı sıra astroloji eğitimlerimize de bekliyoruz. 2023-2024 gelecek öngörüleriniz için de ben her zaman buradayım. Görüşmek üzere, hoşça kalınız sevgili Yay burcu. Umarım güzel bir yıl olur, geriye kalan aylarımız için söylüyorum. Umarım güzel bir Ağustos ayı olur. Hoşça kalın. Herkese merhabalar. Merhabalar sevgili ikizler, sevgili yengeçler. Herkese merhabalar. Merhabalar sevgili başaklar. Merhabalar sevgili boğa burcu.